Merhaba arkadaşlar, Meri 17-12 kanalıma hoş geldiniz. Bakın, sizlere bu maçulatayı göstermek istiyorum bugün. Yerdeki yapraklarıma da bakmayın çünkü telgraf çiçeğim çok büyümüştü, onu budadım biraz önce. Maçulatayı göstermek istiyorum yapraklarının güzelliğini. Bu böyle yanlara kadar sarkmıştı, ben onu böyle bir topladım, bir telle bağladım. Bakın güzelliğine. Maçulatanın bakımını da anlatmıştım ben. Ama söyleyebilirim. Toprağı kurumadan suluyorum. Artı çok güneşi sevmiyor. Aşırı güneşler hemen yaprağını yakıyor bunun. Bakın. Kimi yerler böyle. Bir de şunu söylemek istiyorum. Ben bunu mesela ne zaman duşta falan, hani yukarıdan aşağı su tuttuğum zaman hep bu yaprakları şey oluyordu, hep böyle delik delik oluyordu. Bıraktım onu, fısfıslıyorum arada yapraklarını, onu da buradan belirteyim. Ama böyle toplu halde muhteşem oldu. Sadece güneşi pek almadığından sanırım çiçek açmıyor ama aşırı güneşi de sevmiyor. Burası da biraz gölge geliyor sanırım ona, ama yaprakları böyle muhteşem oldu. Göstereyim size, bakın. Şöyle de bir ayaklı bir saksıda duruyor orada. Şimdi gelelim, yukarıdan da böyle yaprakları görüyorsunuz. Dediğim gibi onu budamak zorunda kaldım. Yukarıdan aşağı çok büyümüştü. Şöyle de size birazcık sukulentlerimden bahsedeyim. Durumlarını anlatayım. Şöyle göstereyim ben size. Bakın, burada güneşi çok istemeyenleri bu köşeye koydum. Burası çünkü biraz hafif gölge kalıyor. Neler var burada? Burada aloe vera var. Şurada. O orada kendi kendine büyüyor. Bir tane leş kaktüsü kırılmıştı. Onu da oraya dikmiştim. O da orada kendi kendine büyümeye başladı. Grasulalar var şurada. Ay, şunu geçelim. Burada yine bir tane aloe vera var. Ama o yeşil olanı şöyle göstereyim. Burada yine telgraf çiçeği. Şurada Howartia var. Howartia'nın yanında yavrusunu ayırmıştım. O da kocaman oluyor orada. Springtime. Şurada da şöyle de gelirseniz tesbih çiçeği. İnanın, tesbih çiçeği bu benim üçüncü tesbih çiçeği. Şansım, denemem. Ama şükür burada çok güzel oldu bu. Yalnız saksısız sanırım, bayağı ona küçük geliyor artık. Değişmem gerekiyor. Değiştirmeye de korkuyorum. Öyle söyleyeyim size. Şöyle her yanını göstereyim. Onu da oradan araya astım. Buraya gelirsek, burada sardunyam var benim. Bakın kocaman oldu bu saksı. Bu özel tür sardunya. Yapraklarını göstereyim ben size. Şöyle anlarsınız o zaman. Şöyle çevireyim. Çevirebilirsem öbür taraftan da sukulenti kıracağım. Neyse, dursun böyle şimdilik. Ve burada size bir şey demek istiyorum. Bakın, bu terakota saksı, toprak saksı da deniyor. Bu saksılarda çiçekler hangisi olursa olsun gerçekten muhteşem oluyor. Yani bunu deneyimledim. Bakın, aşağıda da benim sardunyalarım var. Şöyle çekeyim ben size. Şöyle görebiliyor musunuz mu? Bakın, onlar yine açıyor. Şöyle geçelim. Onlar da çok büyüdü. Bakın şurada. Şurada açanlar var. Şöyle gösterelim. O da o köşeyi sardı. Ama bu daha bir büyük oldu. Bir de özel sardunyalarda biraz bakımı biraz daha, öbürlerinden biraz daha zor. Bu burada kocaman oldu, gitti. Düşünün. Tespihi artık öbür tarafa aldım. Çünkü kardeş olacaklardı neredeyse. Böyle. Buraya geldiğimizde sukulentlere geçelim şimdi. Şimdi şunu geçirebilir miyim? Aa, kırmışız bile bir dalını. Neyse. Evet, aynen kırmışız. Kırmak üzereyiz. Burada opalinam var. Opalina tabii ki yaz geldiği için rengini şey yaptı. Rengi değişti. Bakın, orada kamp ateşleri vardı. Bunların hep ben boyunları uzamıştı. Onları aldım. Oralardan küçük küçük yavrular veriyor. Şöyle geçelim. Bu saksıların ben komple hepsini değiştirdim. Yani neden değiştirdim? Lilicina feci büyümüştü ve altındaki kötü olan yapraklarını alamıyordum.
Bunu ben bu saksıyı yani bütün saksılarımı değiştirmek zorunda kaldım. Şöyle sırayla gidelim. Şurada yine grapto var. Yine şöyle ne varsa. Bakın burada letizya var. Bu agavoides. Maşallah yapraklar taş gibi. Bu echeveria pink. Pink neydi bunun adı? Neyse. Aklıma gelince söylerim. O da orada. Muhteşem. Bakın burada da böyle bir türüm var. Şöyle. Şöyle. Burada yine kamp ateşi. Oraya da bir tane şey sıkıştırmışım. Bu yeşil grapto dediğiniz. Şöyle alabiliyor mu? Evet, şöyle göstereyim. O da orada büyüyor. Bakın burada yavrusunu büyütüyor. Hatta altta da yine bir tane büyüyor. Burada şey var. Kalanşu. Bu kışın kızarıyor. Her tarafı kızarıyor. Ama şeyini değiştirdikten sonra neydi bunun adı? Şire kulağı değildi. Neyse, o da aklımıza gelir. Bakın böyle göstermek istiyorum. Evet, yalnız kuşlar mı ne? Hep böyle küçük küçük kıllar oluyor. Sürekli onlara bakıyoruz, ediyoruz. Sürekli elimiz üzerinde. Yalnız şöyle bir olay var. Küçük babylerde olduğundan dolayı onlar biraz daha fazla su istiyor bildiğiniz gibi. Bakın buradan var, şuradan var. Ama suyu da veremiyorum şu an. Böyle. Bir de size ne söylemek istiyorum, ne anlatmak istiyorum. Bakın bu agavoides çeşidi. Bu lilicina. Şunu demek istiyorum. Bunlar büyüdüğü zaman taş gibi oluyor. Gerçekten bir taş gibi oluyorlar. Bakın bu da bayağı bir şekilde yerini sevmiş. Böyle gidelim. Şimdi gelelim bu saksıya. Bu saksıda nelerimiz var? Bronze var. Letizya var. Ondan sonra kamp ateşleri boylarını almıştım. O da oradan büyüyor. Bakın her tarafta bir kıl buluyorum ben niyeyse. Bu da herhalde Echeveria Douglas dedikleri. Yok, Graptoveria Douglas dedikleri ama emin değilim. Yine bir kıl. My God. Bir saniye şu kılı alayım. Böyle gidelim. Minik minik sedum türleri var aralarda. Burada bir tane perlem var. Perle de olabilir. Echeveria Retrobi de olabilir. Bu ona emin değilim. Bu şunun yavrusu. Deminki gösterdiğimin. Böyle. Gidelim. Bu Topsironi. Bakın. Şöyle geçelim. Bunlar Cubic Frost. Büyüyorlar onlar da. Şöyle de şeyler taktım. Bu da Cubic Frost. Bakın güzelliğine. Şöyle geçelim. Burada bu kalpli yapraklım. Şöyle. Bunu çiçek açıyor. Yalnız ben bunun buralardan hep yapraklarını aldım. Özellikle de bıraktım. Bakalım belki yaprak aralarından çoğalabilir. Bakalım. Şöyle gelelim. Pulvinata'yı unuttum ben size göstermeyi. Tabii ki pulvinata şimdi şöyle göstereyim. Evet. Rengini kaybetti. Ama orada da güzel, mutlu büyümede. Yine sedumlar var. Böyle. Springtime var. Bakın şurada da o iki taneydi pulvinata. Bunu kopardım ben. Buraya diktim. Oradan da hep minik 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 yavrular veriyor. Şurada buz çiçeğimiz var. Variegata. Burada gelelim. Kaktüs bölümüne. Kaktüsler bu durumda. Bakın size şu kaktüsü göstermek istiyorum. Bu kaktüs değişik. Öyle söyleyeyim. Ben bunu gördüğümde böyle top 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 büyüyen değişik bir şey. Bunu ben aldığımda tırnak kadar bir şeydi. Minnacıktı. O kendi kendine orada büyüyor ama böyle top top. Böyle. Böyle. Evet. Gelelim bu saksıya. Burada gördüğünüz gibi şu Echeveria Şoko da deniyor. Emin de değilim. Şu Mexican Giant dedikleri bu. Bu da taş gibi olan sukulentlerden. Bakın bu taş gibi. O da şu da. Yani onları da göstereyim. Onun saksısı
Gördüğünüz gibi terakota taş saksı diyorsunuz herhalde siz. Ondan olduğu için bu saksılarda gerçekten sukulentler çok güzel oluyor. Muhteşem oluyor. Ama tabii ki pahalı da o saksılar yani. Bende öyle bir tane vardı. 3 tane sığıyor sadece onun içerisine. Buraya gelelim. Burada Hollanda'dan aldıklarım da var. Şu Lola. Purpur Serum şu. Bu kristal olan kocaman oldu orada. Şunları görüyorsunuz. Bronzeler. Şöyle. Bu Echeverria Brava dedikleri. Bunu da Hollanda'dan almıştım. Tabii şimdi şu an renkleri gitti. Bu Agavoides. O kökü bayağı kötü olmuştu. Ben onun kafasına falan aldım. Bu kendiliğinden 2 tane baby verdi. O da orada büyüyor. Şurada Monobijin var. Bu da şöyle, şunu göstereyim ben size. Echeverria Bluebird bu. Yalnız ben onu sunarken yukarıdan suladığım için ve böyle toz gibi veyahut da ne bileyim size böyle üzerinde bu şey olanları üzerinden sulamayın. Çünkü suladığınız zaman aynen bu olayı alıyor. Olay oluyor. Şöyle göstereyim ben size. Tekrar Monobijin var orada. Ve böyle. Bu saksımız da böyle. Şuraya gelelim. Tabii gelebilirsek oraya. Bakın burada bu saksıyı hatta öbür tarafa alıp da çekeyim en doğrusu. Şurada bir Grassula türü var. Bunun ne tür olduğunu bilmiyorum ama kışın bu mosmor bir rengi alıyor. Şöyle göstereyim. Güller açıyor yine. Devam açıyor. Şöyle. Burada telgraf çiçeğim. Yaptıklarım. Şöyle göstereyim size bunu. Bunu bugün komple bu yere kadar, aşağıya kadar iniyordu. Bunu ben komple budadım. Bir de kötü olmuştu. Sonra oralara diktim falan. Bakalım nasıl olacak. Şurada 2 tane güzel begonyam var. Onlar tuttular. Onlar da orada. Şu arkada bu huru meryem var. Sıklamen çiçeği. Ben bunu öldü zannetmiştim. Alalım. Ama yaşıyor. Bakın. Onu ben ara ara su veriyorum. Ops. Neyse. Şöyle dursun. Sonra düzeltiriz. Buna Sempervium'lar var. Burası limon ağacımın olduğu köşe. Şöyle göstereyim. Evet. Böyle. Şu saksıyı alayım. Size o saksıyı göstereyim. Evet. O aldığım saksı, oradan çekemiyorum çünkü bunu. Burada da graptolarım var benim. Bakın. Evet. Şöyle göstereyim size. Baldi. Ghost. Burada Gül Sukulent'ten aldıklarım var içerisinde bir de. Bakın. Bu benim eski baldim. Albert Byners. Bu da Fred Evans. Bakın rengini. Şöyle size göstereyim bu güzelliklerimi. Şurada Mendoza. Şurada Echeverria Farfari. Bakın şöyle. Şöyle. Bu böyle sarktı artık saksıdan. Şöyle göstereyim size bu güzelliği. Bu farklı grapto türü. Bakın zaten renginden de anlaşılıyor. Bir buna bakın. Bu da böyle. Bu Pink Hurla dedikleri. Evet. Bu saksımız da böyle. Şöyle göstereyim. Bu Victor. Diyorum ya, küçük küçük çok minik minikler var ama korkuyorum sulamaya. Şu an sulayı bıraktım ben. Yağmuru bekliyorum. Yağmur yağarsa olur. Evet. Balkonda durumlar böyle bende şu an şimdilik.
Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Tschüss.